İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Hayatta yaşadığımız travmaların bazılarını hatırlarız, bazılarını unuturuz. Bilinçaltı her dakika kayıtta olduğu için bizi koruma adı altında bu olayları depolar. Doğru travmayı tespit ettiğimizde bu duyguyu kendimizden boşalttığımız zaman hayatımız inanın normal akıma dönecektir. Bilinçaltında zaman kavramı olmadığı için. Bilinçaltında kesinlikle zaman kavramı yoktur. Hep şu andadır. Yani olayı hatırladığımızda bize aynı duyguyu yaşatacaktır. Korkulu bir rüya gördüğümüzde uykudan uyanırız ve kalbimiz çarpar. Ama rüyada olduğumuzu biliriz değil mi aslında? Fakat rüya deriz ama rüyanın etkisinden çıkamayız. Hatta çok korkuluysa anlatırız. Ama bunu bilinçaltı rüya olarak düşünmez. Bunu gerçek olarak düşünür. Şimdi ben size desem ki karşınızda çok güzel bir limon var, sıkıyorum bir kocaman salata tabağına. Efsane limon. O kadar sulu bir limon ki o kadar lezzetli bir salata yapıyorum desem. Dediğim anda eminim ki dilinizin altı böyle bir mahoş tat oldu. İşte bu bilinçaltının size an geçmiş şu bu aslında bilinçaltı salata tabağı yok. Bakın yok ama diliniz ben bunu söylediğimde bilinçaltı beyne dedi ki limon var ve siz onu hissettiniz. Limon dediğimde bile bazıları onu hissetmiştir muhakkak. Bilinçaltı olayı an ve an göz taramaları yaparak çalışma uygulanmalı ve kişinin bilinçaltı doğru kodlarla tekrar değişime başlatılmalıdır. Yaşadığımız bir olay, özellikle bizi etkileyen şok, travma, olaylar, bunların bizim vücudumuzda etkisi çok fazla. Bu olayı tekrar kendimize yaşatmalıyız göz taramalarımızla. Görsel, işitsel, dokunsal dedim ya size. Öncelikle hangi kişiysek biz, kendi boşaltımızda dokunsalsak, mesela ben dokunsal ve görselim, özellikle ben alt noktalara bakarak ve üst noktalara bakarak çalışma yapmalıyım bilinçaltıma. O an hatırlatmalıyım, hatırlatıp kendimden bunu yok etmeliyim. 5 dakika mola isteyeceğim arkadaşlar size. Sıcak bir çay yapıp hemen geliyorum, izninizi isteyeceğim sizden. Teşekkür ediyorum. Bilinçaltında olayı an ve an göz taramaları yaparak çalışma uygulamalıyız ve kişinin bilinçaltı doğru kodlarla tekrar değişime başlatmalıyız. Şimdi önce slaytları bitirelim. En son zaten zamanımız kalacak. Soru cevaplarla hepinizi alalım. Öyle düşündüm. Daha doğru olacak. Travmatik olayı yeniden canlandırmalar veya Freud adlandırdığı gibi yineleme takıntısı, bilinçaltının çözülmemiş şeyleri hatasız yapmak üzere tekrarlama girişimidir. Geçmişteki olayları çözmek amacı güden, bilinçaltından gelen bu dürtüler aile tarihinden gelebilir ve geçmişteki çözülmemiş travmalar gelecek nesillerde ortaya çıkabilir. Eğer biz yaşadığımız durumu çözmezsek, bu bizden çocuklarımıza, torunlarımıza kadar devam edecek. Çünkü biz de atalarımızdan bir sürü duygu ve düşünce aldık. Bunu
bilmeyerek bugüne kadar geldik. Ama artık burada size diyorum ki duygularınızın, düşündükleriniz, yaşadığınız döngünün farkına varın ve sizdeki bu olayı kötü durumun yerine güzel durumla, güzel pozitif duyguyla yenileyin. Travmatik olayın parçası olan kelimeler, görüntüler ve dürtüler içimizde taşıdığımız acılarımızın gizli dilini oluşturmak üzere yeniden ortaya çıkar. Size bahsetmiştim ya, görüntü, hani parfüm anlatmıştım. Daha önceki derste, ilk dersimizde hepsi içimizin sıkılması. Hatta bir bayan, adını hatırlayamıyorum, demişti. Bir yere girdiğim zaman, çok kalabalık ortama girdiğim zaman sıkılıyorum, çok yüksek sesten beni tetikliyor demişti. İşte bu, o kişinin o anda yaşadığı bir durum var. Bilinçaltı, akıllı zihni, beyne diyor ki kaç, durma, savaş, kaç diyor. Çünkü bizler ilk atalarımızdan itibaren DNA'mızda, bütün hücrelerimizde, hatta hastalıklar bile bazısı ne diyoruz? Genetik oluyor. Genetik sebepleri diyoruz. Evet, ama bunu dönüştürmek bizim elimizde. Frekans salınımını değiştirmediğimiz müddetçe hiçbir şey durduk yere kaybolmaz. Parçalar sadece yön değiştirir. Yani biz bunu farkına varıp bu frekansı değiştirmezsek hep aynı şekilde benim hücremde kalacak ve benim hücremdeki olumsuzluk çocuğuma, torunuma kadar geçecek. Öncelikle bunun farkına varalım. Sadece biz değişmeyeceğiz. Bizimle beraber DNA'mız da değişecek. Aslında bilinçaltı gerçekten mucize bir şey. Sadece onu nasıl eğiteceğimizi bilmemiz gerekiyor. Nasıl değiştireceğiz? Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Acı çok büyük olduğunda, çok büyük bir acı yaşadığımızda insanlar ondan kaçmaya çalışır. Ancak duygularımızı engellediğimiz zaman, bilmeden bizi doğal olarak serbest bırakmaya götürebilecek olan gerekli iyileşme sürecine engel oluruz. Çok büyük bir kayıp yaşadık diyelim. Hepimizin bir yas süreci oluyor. O yas sürecini yaşamamız gerekiyor. Eğer yaşamadığımız zaman o yas sürecinde bu olay bizde farklı bir şekilde çıkıyor. Şimdi bir arkadaşımla biz çalışma yaptığımızda, anasınıf öğretmeni bir arkadaşımdı, hiç kimseye hayır diyemiyor. Hayır diyemiyor. Yani hep evet, evet, evet. O kadar iyi niyetli birisi ki hiç hayır diyemiyor. Ve ben bu eğitimleri almaya başladığımda bana dedi ki, Melek, ben artık hayır demek istiyorum. Ama elimde değil, yapamıyorum, bunu uygulayamıyorum. Ve onun bilinçaltında arkadaşlar şu çıktı. Emzik emiyor. Ama annesi emziği bırakmasını istiyor. O da 0-3, işte 2,5-3 yaşlarında, anne emziği onun gözü önünden alıyor ağzından ve sobada yakıyor. Ve onun bilinçaltına kodlanıyor bu olay. Yani bakın, emzikle emziği, sevdiği bir şeyi emziğe hayır diyor, bırakmayacağım diyor emziği. Ama anne yakıyor, bilinçaltı bunu kodluyor, diyor ki ona, karşısındakilere, hayır deme, üzülürsün, evet de, evet de. O yüzden ve biz sadece ona bunu gösterdiğimizde, emzik olayını çalışma yaptık, dedik ki bak, senin travman bu, olayın bu, zaten karşıdaki kişi söylüyor yani. Kayıpların neler? Seni en çok etkileyen neler? Ailenden öğrendiğin neler? Atalarından, işte anneye, babaya, büyüklerine soruyor, kendine soruyor, bildiklerini konuştuğumuz zaman direkt ortaya çıkıyor. Ve şu anda bana teşekkür ediyor. Diyor ki, bir emzik
benim kaç yıl evet dememi sağlamış. Çünkü hep bilinçaltı beyne demiş ki, hayır dersen kötü bir olay olur, kaç. Hep evet de, hep evet de. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bu bilinçaltı aslında ufacık şakaya da takılıyor. Gördüklerine de, sese de, müziğe de, resme de. Yani bizim aslında bu televizyon, ben mesela bilinçaltı eğitimlerimi aldıktan sonra, başladıktan sonra, farkındalığıma başladıktan sonra diziyle izlemiyorum. Kötü haberleri izlemiyorum. Evet, haberleri, medyayı takip ediyorum ama diğerlerini bile izlemiyorum. Çünkü her şey kayıt altında. Ben neden ya da çok korku filmi izlemiyorum. Ya da korkulu bir işte videolar çıkıyor karşına mesela. Bir görüntü çıkıyor. İnternette biliyorsunuz her şey çıkıyor. Hemen o görüntüyü kapatıyorum. Çünkü o görüntüyü ben boşu boşuna kendi bilinçaltıma yükleyemem. Çünkü bilinçaltı bunu, onu görüntü olarak algılamıyor. Onu benim baktığım, gördüğüm bir nesne olarak algılıyor. O yüzden gördüğümüz, izlediğimiz, dinlediğimiz müzikler, şarkılar çok önemli. Yani sana neşe veren, seni mutlu eden, seni evet arabesk de dinleyebilirsin. Kötü demiyorum müziklere. Tabii ki dinle. Ama onda bile güzellerini seç. Yani sana cümle olarak, kelime olarak etkili olanları seç. Çünkü her kelime dediğim gibi sadece resim falan değil. Diyeceksiniz ki bana, hep mi dikkat edeceğiz? Hayır. Zaten belli süre sonra dikkat etmeye başladıktan sonra otomatiğe bağlanacaksınız. Nasıl araba kullanmayı öğreniyoruz? İlk başta zorlanıyoruz ama sonra otomatikman sağa kırıyoruz, ayağımız basıyor, el frenini çekiyoruz, değil mi? Aynı bu şekilde ya, otomatik pilota bağlayacak zaten onu bilinçaltı. Sen onun farkında olmayacaksın. Ama eğer hayatın bu yönde ilerlersen, seçim senin, seçersen kesinlikle sana katkısı olduğunu göreceksin. Öfke ve korku gibi kronik veya tekrarlanan duygular bir annenin çocuğunda iz bırakabilir. Özellikle de çocuğun çevresine uyum sağlama biçimini hazırlar veya onu önceden programlar. Şimdi bu özellikle anneler, burada evet beyler de var, çok teşekkür ediyorum. Beyefendi katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten çok farkındalıklı kişiler benim için. Çünkü erkekler genelde bu bilinçaltı durumlarına bir farklı bakıyor. Bunu benim eşimle de çok yaşadım. Benim eşime anlatmam ancak bir yılımı falan aldı. O da bendeki değişimi görünce sen eski sen değilsin dedi. Ya da kronik sırt ağrılarım vardı mesela. Fibromiyalji çok sıkıntılıydım. Bir arkadaşımın panik atağı vardı. Ona destek oldum mesela. Bunları gözlemledikçe, gördükçe dedi ki evet ya hani artık ağrın yok. Ya da eşime mesela kızdığım zamanlar oluyordu. Her evde kavga oluyordu. Haliyle ben onu o şekilde kabul etmiyorum. O beni bu şekilde kabul etmiyor. Tartışma yaşıyordum. Ama bunları öğrendikten sonra, ona nasıl hitap etmem gerektiğini öğrendikten sonra dedi ki evet sen değişiyorsun ha, benim de ne yapmam lazım? Ben de değişim. Ciddi anlamda ilişkim bile ilerledi. Daha da güzel farkındalıkla ilerledi. Yani bunları kendinize uyguladığınız zaman karşınızdaki kişi de bunun farkına varıyor. Varacaktır da lütfen uygulamanızı tavsiye ederim. Öfke ve korku gibi dediğim gibi burada annelerin çocuklarına korkutmamaları gerekiyor. Kesinlikle şu geliyor uyu anneler. Ya da telefon, tablet veriyoruz çocuklarımıza. Uyu. Ben de o kadar üzülüyorum ki şimdi mesela oğluma o dönemlerde bilmeyerek istemsizce yaptıklarıma ya da benim bir korkum oluyor, kendi korkum oluyor. Aslında bu bana ait bir korku oluyor. Ama bu korkuyu oğlum yanımda mesela şimşekten korkuyordum. Şimşek çakınca. Çünkü ciddi anlamda elimde elektrik vardı. Mesela herkesin korkusu farklı. Benim de o şimşek sanki gelecek, bana gelecek. Yağmur yağsın, şimşek çarpın, korkuyorum. Çocuğun da haliyle bu korku. Ama şu anda diyorum ki bu bana ait bir korku. Bakın kelime ne kadar önemli. Bu benim korkum, senin korkun değil. Sen ayrı bir bireysin. Bu bana ait bir korku.
Duygular da böyle. Karşımdaki kişi, hiç kimse dört dörtlük değil, ben de dahil. Hepimizin hataları olabiliyor. Kırıldığım, incildiğim durumlar olabiliyor. Ya da beni yok saydığı, hiç saydığı durumları yaşayabiliyorum. O zaman diyorum ki, bana hissettirdiği değersizlik duygusu sana ait. Ama ben melek olarak bu duyguyu kabul etmiyorum. Çünkü ben değerliyim. Dediğim anda, şimdi artık benim beynim, bilinçaltımı ben artık kodluyorum. Direktman bilinçaltım bunu alıyor, kabul ediyor ve diyor ki değerlisin. Ne oluyor? Benim hücre yenilenmem vücut olarak da değerli olarak ilerliyor. Ama bunları bilmeden önce haliyle üzülebiliyordum, kırılabiliyordum, hissedebiliyordum. Ya da kendimi anlatmak için çırpınıyordum. Bir kuş gibi. Onu anlatmaya çalışıyordum, bunu anlatmaya çalışıyordum. Ya bunu böyle yapalım. Hani o kadar kendimi yoruyordum ki. Ama şu anda yapmıyorum. Yani farkındalıklı yaşamak budur. İnsanlar neden korkar? İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkar. Kendisini sevilmeye layık görmediği için sevilmekten korkar. Sorumluluk getireceği için düşünmekten korkar. Eleştirilmekten korktuğu için konuşmaktan korkar. Reddedilmekten korktuğu için duyguları ifade etmekten korkar. Gençliğin kıymetini bilmediği için yaşlanmaktan korkar. Dünyaya iyi bir şey veremediği için unutulmaktan korkar. Ve yaşamayı bilmediği için ölmekten korkar. Bakın, korku duygumuz bizi en çok yoran, en çok yaran. Ve son cümle benim için çok önemli. Ve yaşamayı bilmediği için ölmekten korkar. Şu anda yarın öleceğimi bilsem, içimde hiç keşkem yok. Bakın ben daha kaç yaşındayım. Ama ben bunu 4 yıldır yaşıyorum. Ve diyorum ki Rabbim bana daha uzun ömür ver ki bunu anlatabileyim, bunu paylaşabileyim. Çünkü ben diğer 40 yılımı öylesine yaşamışım. Bu farkındalıkla etrafa bakmak, kişiyi anlamak, olayları çözmek, sorunları, problemleri yok etmek o kadar zor ki. Şimdi ben sizin ilk başta çok heyecanlandım. Çünkü ilk resmi olarak eğitimim, ilk görüşmem, acaba kimler gelecek, çok olacak mı, az olur mu, ay 5 tane, 10 tane olur mu? Ay, bir sürü düşünceyle geldim. Sonra niyetimi ettim, geldim, oturdum, karşınızda sunum yapabiliyorum. Siz de benim yerimde olabilirsiniz. Bunu ben yapıyorsam, melek olarak ben başarıyorsam, sizin benden hiçbir eksiğiniz yok. Hiçbir şekilde. Ben bilinçaltımı yönetebiliyorsam düzgün bir şekilde, siz de bunu yönetebilirsiniz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi özellikle korkuyla ilgili de bunları da fotoğrafınızı çekmenizi istiyorum. Bunlar da çok önemli çünkü. Dediğim gibi bu duygu bizi çok yoruyor. Bazen yapılan bir şaka bile bilinçaltı tarafından gerçek algılanır. Hayatta en çok bizi korkularımız yorar. Kendimize soracağımız sorular şunlar. Doğru soru sormak çok önemli. İçimizdeki korku kime ait? Sana mı ait? Başkası tarafından mı yüklendi? Kime ait? Bu korku kime ait? Mesela benim kuş korkum var, köpek korkum var, hayvan. Bu korku nasıl geldi? Hiç hayatında yılan görmemiş bir arkadaşımız. Ben yılandan çok korkuyorum. Sana yılan saldırdı mı? Yılanla alakalı bir durum mu? Hayır.
Hayır diyor. Ama aslında onun atalarından aldığı kod yılanla ilgili problemi şu anda ona o korkuyu veriyor. Bu kadar basit. Ve bu korkuyu tespit edip bu çalışmayı uyguladığınızda, bilinçaltınızda iletişime geçtiğinizde kime aitse onu sevgiyle sahibine veriyorum diyeceksiniz. Bunlar çok önemli. Hissettiği korkuların bir adı var mı? Varsa nedir? Bu korkuların altında hangi duygu yatıyor? Bu korku bana hangi duyguyu tetikliyor? Benim canımı mı acıtıyor? Beni yalnız mı hissettiriyor? Beni susmamı mı sağlıyor? Yoksa içimde konuşamıyorum bu korkuyu dışarıya söylersem utanır mıyım? Susmak zorunda mı bırakılıyorum? Bu korku bana ne hissettiriyor? Ve bu duygu ne? Bakın bu da çok önemli. Çünkü biz burada kendimize ait duyguyu çıkaracağız. Bizdeki hangi duygu varsa onu aktaracağız. Adını koyduğum bu korkuların ilk hangi somut olayda hissettim? Ne zaman bu korkuyu hissettim? Ne zaman hissettim? Bu hatırlayabildiklerim, hatırlamadıklarım da yani zaten sen bilinçaltına doğru bir şekilde dediğin zaman ben bana mesela korkumu, bu korku var, bu korku mevcut. Benim bunu bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım dediğin zaman sen düşünmeye başlayacaksın. Bir anda aklına bir şeyler gelecek. O gelecek, bu gelecek, ertesi gün gelecek. Ya da diyeceksin ya benim net şu travmam vardı. Bundan sonra o çıkacak. Yani bunlar birbirine bağlantılı olarak sana hepsi aklına gelecek. Unuttuğu ta ilkokuldaki olay bile gelecek aklına. Yine sorularımızın cevabını düşünelim. Şimdi sıra içimize, kalbimize soracağımız sorularda. Bu soruları içimize sorup bırakıyoruz. Cevabın bize hayırla gelmesine niyet ediyoruz. Korku, karmaşa ve hayattan kaçış duygularını kimin yerine taşımaya karar verdim? Bu duygular kimindi? Sana nereden geldi? Yaşadığım korkularımı hayatımda tutmanın değeri nedir? Evet, bu korkularla yaşayalım mı? Yoksa bunları bırakalım mı? Karar sizin. Yaşama, akışa teslim olmamayı, hayattan korkmayı İlk ne zaman öğrendim? Kaynağıma geri gönderiyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi ben sadece burada örnek olarak size, örnek olarak korku duygusunu verdim. Bu öfke de olur, derslik de olur. Sizi ne etkiliyorsa, sizin içinizde ne varsa. Hepimiz farklı bireyleriz. Hepimizin içinde bir duygu var. Mesela benim hep kendimden örnek veriyorum çünkü kendime de çok çalışma yaptım o dönemlerimde. Şimdi çok şükür sağlıklıyım, iyiyim ama o dönemlerde ciddi sırt ağrıları çekiyordum, yaşıyordum. Yaklaşık oğlum doğduğunda başladı ve 12-13 yıl ciddi ilaçlar, iğneler, fizik tedaviler o kadar çok gördüm ki artık dediler ki yani kronik bir ağrı, fibromiyalji, ciddi bir fibromiyaljim var. Ve kendime çalışma uyguladığımda meğer benim dedim ya annemle alakalı başarı kodlanmış, başarısızlık korkum çok fazlaymış. Başarısızlık korkumu dönüştürdüğüm anda inanamazsınız ya yaşadığım mucizeyi. Bir günde ya sabah kalktım zaten kendinize çalışma uyguladıktan sonra birkaç gün işte uyku hali olabilir. Yani vücut yenilenmeye girdiği anda vücutta farkındalıklar oluşuyor. Benim çok fazla uyumak istiyordum. Ağrım yoktu ama uyumak istiyordum. Böyle halsizlik, konuşmak istemiyordum ki konuşmayı seven ben, oraya gideyim, buraya gideyim diyen ben, arkadaşlarım arıyordu. İşten arıyorlardı, gidemiyordum.
Kalkamıyor bir 2-3 gün. Mesela bir arkadaşıma çalışma yaptığımızda o grip olmuş mesela. Ağır bir grip geçirmiş. Muhakkak vücut kendini yeniliyor. Zaten yenilerken de çalışma sonrası sana diyor ki yenileniyorum ben. Belli ediyor yani. Yenilendiğini görüyorsun. Zaten sonra o duyguyu, şimdi benim mesela şuraya dedim ya çıkarken hissettiklerime. Ama şimdi evet sizlerden biri bana diyebilirsiniz. Başaramadım hocam, olmadı, beğenmedim. Ama ben dedim ki ben mutluyum. Ben mutluyum, ben sizi bu şekilde kabul ediyorum. Ve bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve ben mutluyum, buradayım, sizin karşınızdayım. Ben bunu diyebilirim size. Ama eski ben olsaydım, bunları bilmeden önceki ben olsaydım, günler öncesinden hazırlığımı yapardım, her şey dört dörtlük olacak, şu olacak, bu olacak. Mesela şu videolar açılmadı. Bunları kafama takardım. Niye açılmadı videoları? Çünkü hepsini indirdik, yaptık, et. Nasıl olmaz? Ya o kadar ona üzülürdüm ki. Şimdi baktığınızda, düşündüğünüzde aslında ne kadar küçük şeyleri dev yapabiliyormuşuz. Yani ben yapıyordum. Ama bu farkındalıktan sonra yapmıyorsunuz. Yani içinizden gelmiyor çünkü yapmak. Çünkü bilinçaltınız diyor ki akıllı zihni. Gerek yok. Sen zaten kendini başarısız olsan da seviyorsun. Ve böyle kabul ediyorsun. Yani umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Anlatmak istediklerim. Umarım anlıyorsunuzdur beni. Şimdi bilinçaltını dönüştürmek için önce sorunu bulup çalışma yapılacak. Duygunu buluyorsunuz. Duygudan sonra iki niyet ediyorsunuz. Sonra o duyguyu tarıyorsunuz anı. Özellikle travmatik olaylarda, şok olaylarında, acı, kayıp, büyük yaşadığınız olaylarda. Onları göz taramanızla boşaltıyorsunuz. O anı yaşıyorsunuz. Zaten yaşadığınızda bilinçaltı bunu o gün yaşıyor zannediyor. Çünkü o gün onu yaşamamıştınız. Dönüştürmemiştiniz kendinize. Tıpkı benim başarmak için çıldırıp kendimi hasta edene kadar, farkında olmadığıma kadar, fakat sonra başarısız da olsam, başarısızlıklarımı sevip, kabul edip kendime uyguladığım zaman sırt ağrılarımın, bütün fibromiyajimin bir gecede geçmesi gerekir. Hatta ben inanamıyordum kendime, klimayı açıyordum ki normalde şalımı sararım, boynumu sararım. Ben klimayı açıyordum, sırtıma koyuyordum. Yok ya diyordum, yani imkanı yok, ağrıyacak ya, böyle bir şey olmaz yani, yok böyle bir şey diyordum. Sırtıma klimayı tutuyordum, gidiyordum diyordu, ağrı yok diyordum ya, inanamıyordum. Yani mucizelere şahit olacaksınız sizlerde. Bilinçaltını dönüştürmek için önce sorunu buluyoruz dedik ve çalışma yapacağız. Kendimize, kendimizi, bütün vücudumuzu arındıracağız. Nerede ne problemimiz varsa. Ne küskünlüğümüz, kırgınlığımız, affedememiz, duygumuz, o duyguyu bulacağız. O duyguyu dönüştüreceğiz. Ama bu çalışmaları 21 gün yapacağız. Önce bir 21 gün. Çünkü bilinçaltı tekrarla, tekrarla. Nasıl, dedim ya 0-6 yaş gibidir bilinçaltı. Nasıl bir çocuk ayağa yürürken düşer, yine kalkar. Hadi bir video izlettim ya size. Yeni yıl için gelen videoyu. Atın kalktığını, pes etmediğini gördünüz ya. Önce inanacaksınız. Buna kalpten inanacaksınız. Sonra da pes etmeden 2-3 gün sonra olmuyor bir şey ya demeyeceksiniz. Oluyor arkadaşlar. Oluyor. 21 gün devam edeceksiniz. Hatta vücutta kesilen uzuvlar bile, vücut diyelim, kolum kesildi, yok. Vücut bunu, beyin bunu 21 gün sonra algılıyor. 21 gün buradan geliyor. Önce 21 gün uyguladık. Baktık dönüşüm olmadı. Yine 21, yine 21 olmak üzere. 63 günde bilinçaltı artık diyor ki evet bu olay yok. Bunun yerine bu var. Cesaret var, korku yok. Cesaret var deyip sizi doğru koda geçiriyor. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza
abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.